Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Ausdruck für doch, yani doch ile kullanılan ifadeler. Hatırlayacak olursanız daha önceden ben sürekli bu doch için, noch için sürekli pekiştireç demiştim. Ancak bu dersimizde doch'u inceliyor olacağız arkadaşlar. Doch tek başına neydi? Tabii ki demekti. Ben mesela olumsuz bir şekilde bir şeyle karşılaştığımda ve ben bunu olumluya çevirmek istediğimde ne yapıyordum? Doch şeklinde yanıtlıyordum ve ne yapmış oluyordum? Bunu olumlamış oluyordum. Burada da çeşitli yapılar, çeşitli cümlelerle anlamlandıracağız ve bu doch ifadesinin daha bir oturmasını sağlayacağız. Dilerseniz başlayalım. İlk cümlemize baktığımızda arkadaşlar, aber klar doch. Aber klar doch, tabii ki demek arkadaşlar. Klar neydi? Açık, bariz demekti. Aber, ama demek. Dolayısıyla ben burada doch'u gördüğümde aslında bir pekiştireç. Ama aber klar doch denildiğinde ama tabii ki ne demek? Tabii ki anlamına gelmiş oluyor. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, aber nicht doch, ama değil tabii ki gibi bir anlam olmuş oluyor. Aber nicht doch, değil. Bilakis ne demek? Değil tabii anlamına getirmiş oluyoruz. Aber nicht doch diyerek. Buraya baktığımızda arkadaşlar, begreifst doch endlich. Begreifen, anlamak, kavramak demek arkadaşlar. Endlich neydi? Endlich, sonunda, nihayet, artık anlasana gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla begreifst doch endlich denildiğinde artık bunu anlasana gibi bir anlam çıkmış oluyor. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, bist du doch? Bist du doch? Bu da ne demek arkadaşlar? Öylesin ya zaten gibi ne yapmış oluyoruz karşımızdakine? Aslında bir nevi cesaretlendirmiş oluyoruz ve diyoruz ki öylesin ya zaten demiş oluyoruz. Dolayısıyla bist du doch demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar sonraki cümleye, doch schon aber, evet öyle ama denilmiş oluyor. Demek ki burada nasıl bir şey var arkadaşlar? Evet dediğin doğru ancak şöyle de bir durum var gibi bir anlam çıkmış oluyor. Doch schon aber ile devam eden bir cümleyi görmüş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar, geh doch denildiğinde, evet gitsene demiş oluyoruz değil mi? Dolayısıyla gitsene, hadi gitsene denildiğinde geh doch demiş oluyoruz. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, tabi bunlar fark ettiyseniz imperatif şeklinde. İmperatif konusunda ayrıntılı görmüştük. Neydi? Emir kipi kullanıldığında ne oluyordu? Cümlenin başına fiil gelmiş oluyordu ve geh doch denildiğinde ne olmuş oluyor? Emir vermiş oluyoruz ve diyoruz ki gitsene demiş oluyoruz. Tıpkı burada olduğu gibi, ancak burada nasıl bir fiil var? Ayrılabilir bir fiil var. Aufhören neydi? Bırakmak, kesmek anlamında değil mi? Yani bir işi bırakmak anlamına gelmiş oluyor. Aufhören. Dolayısıyla hör doch auf. Evet, hör doch auf. Bıraksana artık şunu. Diyelim ki mesela birisi bir şey yapıyor ve siz o kişinin bunu yapmasını istemiyorsunuz. Artık bırak şunu diyorsunuz. Öyle değil mi? Mesela birisi sizinle diyelim ki uğraşıyorsa ve siz diyorsunuz ki artık bırak şunu. Şunu yapmayı kes artık deriz ya güzel Türkçemizde. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Hör doch auf. Bıraksana. Değil mi? Buraya baktığımızda zuhören gene ayrılabilir bir fiil. Ancak zuhören neydi? Dinlemek anlamındaydı. Burada da gene doch'u kullanıyoruz. Dolayısıyla hör doch zu, dinlesene demiş oluyoruz. Yani can kulağıyla bir dinlesene anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla hör doch zu demiş oluyorum. Demek ki zuhören dinlemek demek, aufhören de bırakmak anlamına gelen ayrılabilir fiillerdenmiş. Sonraki gruba baktığımızda arkadaşlar, ich doch nicht denildiğinde ben değil ki değil mi? Ich doch nicht. Evet, küçük bir çocuktan belki dinleyeceğimiz bir, işitebileceğimiz bir yapı olabilir. Ben değil ki ama, ben değilim ki bunu yapan gibi bir anlamı
olmuş oluyor. Ich doch nicht, ben değil ki gibi. Yani benim bu işle hiçbir alakam yok gibi bir anlam çıkmış oluyor aslında bir taraftan. Buraya baktığımızda ich hoffe doch, hoffe neydi arkadaşlar? Ummak, ümit etmek anlamındaydı. Öyle olduğunu umuyorum diyorum burada. Ich hoffe doch demiş oluyorum. Çünkü burada da bir ünlem var değil mi? Yani umuyorum ki öyle olsun gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla ich hoffe doch demiş oluyorum. Buraya baktığımızda evet tabii ki demiş oluyorum. Ja doch, ja doch. Evet tabii ki demiş oluyorum. Bu anlam burada da var arkadaşlar. Tabii ki, klar neydi? Tabii ki demekti. Bu da demek ki klar doch anlamında, tabii ki, elbette anlamında kullanılan klar doch, klar doch demekmiş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Aber klar doch, aber klar doch, aber nicht doch, aber nicht doch. Begreif's doch endlich. Begreif's doch endlich. Bist du doch? Bist du doch? Doch schon aber. Doch schon aber. Geh doch. Geh doch. Hör doch auf. Hör doch auf. Hör doch zu. Hör doch zu. Ich doch nicht. Ich doch nicht. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Ja doch. Ja doch. Klar doch. Klar doch. Doch ifadelerine devam ettiğimizde arkadaşlar, burada bir sonraki cümlede ne görüyoruz? Komm doch her. Her kommen arkadaşlar. Buraya gelmek demek, yani birisini eğer çağırıyorsam buraya gelsene diyeceğim. Dolayısıyla komm doch her, dolayısıyla her kommen neymiş arkadaşlar? Ayrılabilir fiilmiş ve buraya doğru gelmek anlamına gelmiş oluyor. Birisini demek ki çağırdığımda buraya gelsene derken komm doch her demiş oluyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar lass doch görüyoruz. Lassen neydi? Bırakmak demek. Öyle değil mi? Bırak artık şunu gibi bir anlam çıkmış oluyor güzel Türkçemizde. Dolayısıyla bırak şunu derken lass doch. Yani hiç müdahale bile etme. Öyle olduğunca bırak demiş oluyoruz burada. Lass doch diyerekten. Yani bırak. Hiçbir şey yapma, hiç müdahale olma, hiç müdahale etme anlamına gelen bırak derken. Demek ki ne diyecekmişiz? Lass doch diyecekmişiz değil mi? Buraya baktığımızda arkadaşlar birisini eğer teşvik ediyorsak yapsana diye teşvik edeceğiz. Machen neydi? Yapmak demekti. Dolayısıyla mach's doch. Mach's doch dediğimizde birisini teşvik ediyoruz. Yapsana şunu deriz ya. Dolayısıyla ne diyeceğiz bunun Almanca karşılığı neymiş? Mach's doch demekmiş. Evet. Buraya baktığımızda nicht neydi arkadaşlar? Olumsuzluktu. Aman ha sakın yapma gibi bir anlam. Yapma şunu anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla nicht doch. Nicht doch demek ki aman ha yapma gibi bir anlam çıkmış oluyor. Sonraki gruba baktığımızda arkadaşlar burada ne görüyoruz? Pass doch auf. Evet. Aufpassen neydi arkadaşlar? Aufpassen dikkat etmek demekti. Dolayısıyla dikkat etsene diyecek olursak diyelim ki yolda yürüyoruz ve birisi çarpıyor ve dikkat etsene diyoruz. Dolayısıyla pass doch auf demiş oluyoruz. Bakın burada da gene fark ettiyseniz emir kipi yani imperatiflik var. Bunu ayrıntılı şekilde görmüştük. İzlememiş olan arkadaşlar o ilgili ders videosunu mutlaka izlesinler. Demek ki burada ayrılabilir bir fiil olduğundan dolayı ben ne yapıyorum? Passen ile başlamış oluyorum ve ne diyorum? Pass doch auf. Dikkat etsene demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar sagen neydi sagen? Söylemek demekti. Sag ich doch. Dolayısıyla ne diyor? Bunu diyorum kaç zamandır bunu söylüyorum zaten sana gibi bir anlam çıkmış oluyor. Sag ich doch. Yani
Epeydir söylediğim şey zaten bu. Sana bunu söylüyorum zaten gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla Almanca'da bu ne şekilde yorumlanıyormuş? Sag ich doch şeklinde yorumlanmış oluyor. Buraya baktığımızda gene doch yapısını görüyoruz. Sei doch still. Still neydi? Sessiz. Sessiz olsana dediğimde sei doch still diyoruz. Evet, sein neydi? Olmak demekti, değil mi? Olmak fiiliydi. Dolayısıyla biz bunu imperatif yaptığımızda ne yapacağız? Sessiz ol dediğimizde ne yapacağız? Sei doch still demiş olacağız, değil mi? Sessiz ol. Sei doch still. Buraya baktığımızda arkadaşlar gene doch yapısını görüyoruz. Setz dich doch. Sitzen neydi? Oturmak demekti. Setzen konumlandırmak, oturmak anlamına geliyordu. Burada arkadaşlar otursana birisini ne yapmış oluyoruz? Teşvik ediyoruz ve diyoruz ki buyur ediyoruz, değil mi? Otursana demiş oluyoruz. Bu nasıl bir fiil arkadaşlar? Refleksiflik gerektiren bir fiil. Tıpkı sich waschen gibi, sich kämmen gibi, değil mi? Kendini yıkamak, saçlarını taramak gibi. Neydi? Refleksif verben konusunun içerisinde bulunan bir fiildi. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız varsa mutlaka o ilgili ders videosunu, yani refleksif verben konusunu mutlaka izlesin. Burada da demek ki bunu ne şekilde görmüş oluyoruz? İmperatif şeklinde görmüş oluyoruz. Otursana diyecek olursak demek ki setz dich doch demiş oluyoruz. Sonraki cümleyi bakalım arkadaşlar. Versuch's doch mal. Versuchen neydi demek ki? Denemek demekti, değil mi arkadaşlar? Versuchen denemek demek. Mal neydi? Kere, defa anlamında. Dolayısıyla güzel Türkçemizde bunun anlamı ne arkadaşlar? Denesene anlamına gelmiş oluyor. Denesene. Dolayısıyla versuch's doch mal. Evet. Denesene, şuna bir şans ver, kendine bir şans ver ve dene dediğimizde demek ki bunun Almanca karşılığı neymiş? Versuch's doch mal demekmiş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Komm doch her. Komm doch her. Lass doch. Lass doch. Mach's doch. Mach's doch. Nicht doch. Nicht doch. Pass doch auf. Pass doch auf. Sage ich doch. Sage ich doch. Sei doch still. Sei doch still. Setz dich doch. Setz dich doch. Versuch's doch mal. Versuch's doch mal. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde doch ifadelerini gördük. Şu ana kadar sürekli bu doch ve noch ve buna benzer birçok pekiştireç vardı. Bunlardan birisi olan doch'u ayrıntılı bir şekilde görmüş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı, paylaşmayı ve alt taraftaki bu zil butonunu tıklamayı unutmayalım. Unutmayalım ki sonraki ders videolarını yakalayabilelim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.